Kök hücre naklinden sonra yaklaşık bir 2 haftalık süreçte hastayı zorlu bir tablo ve bizi ve hastayı zorlu bir tablo beklemektedir. Bunun nedeni de hastanın kendi kök hücrelerinin kemoterapi ile ortadan kaybolması, verdiğimiz kök hücrelerinin ise henüz işleve geçmemesidir. Bu süreçte hastayı en sık trombosit değerleri çok düştüğü için kanama, lökosit değerleri de çok düştüğü için enfeksiyon riski beklemektedir. Ancak klinisyen böyle bir durumda günde bir kez, iki kez, bazen 3-4 kez takip ederek hastayı trombosit vererek kanama durdurmaya çalışmakta ve antibiyotikler vererek de enfeksiyonla baş etmeye çalışmaktadır. En önemli zorluk her ikisindedir. Ancak bu 2 haftaya geçer de verdiğimiz hücreler işlemeye başladığı andan itibaren bu zorlu süreci hasta atlatmış olmaktadır.